Şimdi arkadaşlar öz kütle diyeceğiz. Bir maddenin birim hacimdeki kütlesine öz kütle diyoruz. Ve öz kütleyi hesaplarken D ile göstereceğiz. Ve maddemizin yoğunluğu D eşittir. M bölü V kadardır diyebilirim. Bu değer bizim için neymiş? Öz kütledir diyebiliyorum. Eğer ki bizden öz ağırlık istenilirse o zaman da bir maddenin birim hacimdeki ağırlığına bakmamız gerekiyor. Ve öz ağırlığı da D çarpı G olarak yazıyoruz. MG bölü V kadardır diyebilirim öz ağırlıktır dedik. Bir de öz hacim dediğimiz bir büyüklüğümüz var ve bu da bizim için birim kütledeki hacime karşılık gelecektir. 1 bölü de eşittir v bölü m'dir diyebiliyorum. Bu da bizim için neymiş? Öz hacimdir diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar biz esas konumuz olan öz kütleye dönelim. Öz kütle değerimiz için kütle hacim grafiğimiz bize verilmişse Öz kütle maddede sıcaklık ve basıncın sabit olduğu durumlarda sabit bir değerde olmak zorunda. E o zaman d eşittiren bölü v'de, e buradaki kütle ile hacmin doğru orantı grafiği çiziliyordur diyebiliriz. Şuradaki açı değerimiz alfa kadardır desek, özkütle hacim grafiğindeki tanjant alfa, yani eğim değeri bize kütle bölü hacimden yoğunluğu verecektir diyebiliriz. Eğer öz kütle kütle grafiğimiz varsa yine sıcaklık ve basıncın sabit olduğu durumlarda yoğunlukta yani öz kütlede bir değişiklik olmayacak. Kütlemiz ise doğru orantılı bir şekilde artıyordur diyebilirim. Burada kütle arttıkça D sabit kalacak ve kütle ile beraber aynı oranda hacmin de artması gerektiğini söyleyebiliriz. Öz kütle hacim grafiğinde ise yine aynı şekilde yoğunluğumuz sabit kalırken hacim arttıkça hacimle aynı oranda kütlenin arttığını söyleyebiliyoruz.